Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine size çok muhteşem bir yemek yapacağım. Ben bu tarifi İspanyol bir şeften aldım ama Türkiye'ye uyarladım. Yani bizim damak tadına göre uyarladım. Böyle bir şey biliyordum ben. Aşağı yukarı tahmin ediyordum bunu. Yapacağım. Güzel bir videodan az bir şey kopya aldım, bir itiraf edeyim. Çünkü onların yapılış sistemleri bizimkilerden çok farklı. Yani bunu öğrenme fırsatımız yok. Ancak yabancılarda öğreniyoruz. Yabancıların yaptığı bir yemek bu genelde. Biz bunları alıyoruz. Türk işine, Türk damak tadına uyarlıyoruz arkadaşlar. Önce kremasını yapacağım. Bu kremayı ben biliyordum zaten. Bu İspanyol'da alınma değil. Şimdi önce 2 yemek kaşığı tereyağını tavamızda eritiyoruz arkadaşlar, şöyle güzelce. Altı fazla açık olmayacak. Tereyağı yanmasını istemeyiz. Tereyağımızı erittikten sonra bir büyük kahve fincanı un şöyle atıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bir güzel kavuruyoruz tereyağımla beraber. Ben buna bir kaşık yağ daha ilave ettim arkadaşlar. O size bağlı. Yağ oranı birazcık yağlı olunca ben daha çok seviyorum. Birazcık unun durumuna bağlı yağ oranı arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce kavurdum kokusu çıkana kadar. Eğer iyi kavurmazsanız un tadı alırsınız. Buna şimdi yavaş yavaş 2 bardak süt ekleyeceğiz arkadaşlar. Önce bir bardağı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla birbirine yediriyoruz. Bu duruma geldikten sonra ikinci bardağımı döküyorum arkadaşlar. Ben biraz sıvı olmasını istiyorum. Şimdi bunu güzel bir biçimde topak topak olmadan akıcı bir hale getireceğiz. Bu arada ben biraz da teknolojiden faydalanıyorum. Gördüğünüz gibi kremam pürüzsüz bir şekil aldı. Aynı hazır kremalar gibi. Şimdi bunu bir kenara bırakıyoruz. Ve tavuklarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi bir su bardağı un. Arkadaşlar buna bu 5 tane tavuğa 5 dilim tavuk göğsü var. Bu tavuk göğüslerini şöyle yandan ikiye böldürdüm arkadaşlar. 5 parça var. Buna ben bir tatlı kaşığı tuz atayım. Ne olur ne olmaz. Daha gerekirse atarız. Şimdi bir miktar karabiber. Şöyle çekiyorum. Çok değil karabiber arkadaşlar. Tabii sizin baharat zevkinize göre değişir ama ben fazla bir onarmıyorum. Bir miktar kekik. Bu da sizin zevkinize göre. Şunu şöyle bir karıştırıyoruz. Tabii ki daha başka baharatlar konulabilir ama biz kremalı yapacağımız için kırmızı biber falan koymuyoruz. Şimdi tavamızın altını yakalım. Tavamız ısındıktan sonra birazcık sıvı yağ atıyoruz şöyle. Yani tavam büyük olduğu için ona göre atıyorum arkadaşlar. Bu attığım sıvı yağına şöyle kocaman bir parça tereyağı, bir yemek kaşığından biraz fazla olabilir. Bunu güzel eritiyoruz. Şimdi tavuklarımızı yaptığımız un harcına batırıyoruz şöyle ve tavamıza atıyoruz.
Burada bunları nar gibi kızartacağız. Gördüğünüz gibi tavuklar nar gibi pişti. Şimdi bunları bir alıyorum. Şunu birazcık daha pişireceğim. Ben de 3 tane daha göğüslerimiz. Onları da yapacağım arkadaşlar. Normalde bu 5 taneden tarif. Ama 8 tane de olabilir. Ufak kalmış parça. Onları da yapacağım. Dediğim gibi miktar size kalmış. Tavuklarım pişti. Şimdi aynı yağa bir miktar mantar dilimledim arkadaşlar. Korona günleri olduğu için taze mantar bulamadım. Evde çoktan çıkardım. Ama fark etmez. Bunları şöyle güzel kavuruyorum burada. Hem de mantarlar çoktan çıkınca biraz yumuşadılar, daha çok çıkacaklar. Mantarların kendine geldi. Tiferden arkadaşlar tuz atmıyoruz. Şöyle bir büyük fincan tavuk suyu atıyorum. Bir çay bardağı elma sirkesi. İspanyollar şarap atıyor. Biz şarap atamayacağımıza göre, atmayacağımıza göre sirke kullanıyoruz. Şimdi yaptığım kremadan şöyle dolu dolu miktar alıyorum. Bunu böyle bir güzel yediriyoruz arkadaşlar. Bunu yedirirken bir bardak süt daha atıyorum. Yeterli miktarda tuz atıyorum. Bu tamamen size kalmış. Bunu bir güzel kaynatıyoruz arkadaşlar. Sosumuz bir güzel kaynayıp içine çektikten sonra kızarttığımız tavukları atıyoruz şöyle. Dediğim gibi benim biraz tavuğum arttı, fazla yaptım. Ölçüler size göre. Yağını da kaman tabaktaki yağını da şöyle gezdirelim. Ve üstüne çok ince doğradığım maydanozları şöyle serpiyorum. Şimdi pişirirken kremayı tavuklarımızın yüzüne şöyle gezdiriyoruz. Şöyle bir ters çeviriyorum bunları. Ters çevirdikten sonra altını kısıyorum. Şöyle bir 10 dakika kremanın tavuklara işlemesi için kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar.